Tekrardan selamlar. Bu video içerisinde sizlere bir evvelki videolarda Distributed Firewalling, Routing ve Switching özelliklerinden bahsettik ve uyguladık. Bu videoda ise NSX'in Tools sekmesinden ve özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Yaptığımız ayarların tamamını bu ortamda Doğu Batı trafiğinde nasıl monitör ederim ya da nasıl görüntülerim? Gerçekten az evvel yaptığım firewall ayarları veya firewall kuralları, limitlemeleri veya genel şablon uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? İşte, trafik hangi yönde devam ediyor veya trafik hangi protokol tipi için aşama aşama yoluna devam ediyor veya nerede bloklanıyor gibi bir takım network tabanlı olarak sorabileceğiniz soruların tamamının cevabını Tools sekmesi altından alabilirsiniz. Burada birçok temel sorunun cevabını alabilirsiniz. Daha fazla detaylı olarak monitoring işlemiyle ilgili veya tüm network tabanlı müdahalelerin detayları ile ilgili Network Insight ürününü indirip entegre etmemiz gerekiyor NSX ortamına. Ancak Doğu Batı trafiği için birçok detayı elde etmemiz buradan mümkün. Mesela Flow Monitoring başlığı altına gelin Tools'ta. Ben burada aktivite seviyesini Virtual NIC'e göre ayarlıyorsunuz tabi. Ben VM NIC seviyesinde benim daha evvelki Web 01 makinem ya da Web 02 makinemin adaptörünü seçeyim. Ve bunu ekleyeyim. Web 02 makinesinde herhangi bir aktivitemiz şu anda yok ama oluşturabiliriz. Hemen gelelim Web 02 makinesine bağlanalım tabi önce. Oradan bir trafik üretelim ki aktivite monitöründe görebilelim. Web 02 makinesine. Şu an envanter bağlantımız yok. Bakalım. VPN bağlantımız devam ediyor. Hemen şu bağlantı problemimizi ortadan kaldıralım. Oradan devam et. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak problemimiz vardı. Bağlantıyı ilgili hallettik. Şimdi flow monitoring altında canlı data toplayacağız servis tipine göre. TraceFlow'dan da birkaç tane örnek alacağız. Bağlantı problemimiz devam ediyor ama sanırım çalışabileceğiz. Evet. LiveFlow'da NSX Manager olarak kullanacağımız API bu. VNIC seviyesinde ben Web 02'nin trafiğini görmek istiyorum. Onun Virtual Network adaptörüne ekledim. Makineyi seçerek. Web 02'den de tabii bir trafik yaratmakta fayda var. Trafiği ortaya çıkartalım ki iletişimin olup olmadığını veya ne yönde canlı data toplayabileceğimizi göstersin bize. Şurada refresh rate her 5 saniyede bir diyor. Active flow sarıda bekleyen ve değişiklikler veya discard edilenler. Bakın rule ID 1001. Burada firewall rule'una bakıyor. Output direction'da ya da out yönde flow tipi aktif ISM protokolüyle source 1.12'den 1.1 IP'sine yapılmış. Şöyle bir giden gelen paket seviyesi var. Ve application context'i görmeniz mümkün. Bunu filtreleyip çok fazla kural varsa source ve destination IP tipine göre hızlıca detayını görme şansımıza sahipsiniz. Trafiği veya iletişimi durdurdum. Değiştirerek Web 01 makinesinin adaptörünü ekleyeyim buraya. Web 01 makinesinden
trafik çıktısı alalım. Canlı data zaten bu. Local network içerisinde. Buradaki local network'ten kastım tabi doğu batı trafiği. Kuzey güneyi hala konuşmuyoruz. Çünkü kuzey güney yönündeki P2V veya V2P operasyonu ile ilgili hiçbir aksiyon almadık. Gördüğünüz gibi her 5 senede bir yollanıyor, yenileniyor ama Web01'den herhangi bir data yok veya herhangi bir protokole iletişim yok. Burada 11.02.11'e mesela ping atarak görelim bakalım hemen canlı gelecek. Son 5 saniye gösteriyor. Web01 gördüğünüz gibi bakın bloklandığını gösterdi. Zaten Web01 şu an oraya atamıyor. Neden? Bizim bir firewall rule'umuz var. Hala onu kaldırmadık distributed firewall'da. Ondan dolayı 5 saniyede bir 1005 numaralı kuraldan dolayı bloklanıyor. Protokol tipi bu. Source IP 11.01.11. Source port ve destination port'a bakacağız şimdi. 5 saniyede bir yenilendiği için tekrar gelecek. Source ve destination port direkt bloklandığı için makine seviyesinde 11.02.11'i gördük. Peki Web01 makinesinden 11.02.1 gateway'ine ping atalım. Bunu traffic flow'da görelim. Bakın bir kuraldan dolayı eziliyor, diğerinden şu IP ile iletişimi var ve giden gelen pakette şu an ping atmaya devam ettiği için Web01 üzerinde giden gelen paket sayısı da her 5 saniyede bir canlanmış şekilde güncelleniyor. Yine burada filtreleme yapabilirsiniz veya 1 dakikada bir bunu güncelleyebilirsiniz. Canlı konfigürasyonda flow monitoring özelliği gayet başarılı çalışıyor gördüğünüz gibi. Trace flow özelliğinden de bahsedelim ve uygulamalı gösterelim. Trafik tipine göre unicast, multicast, broadcast seçebilirsiniz. Source ve destination'ı belirtip iki makine arasındaki detaylı trafiği alabilirsiniz. Örneğin bizim NSX network'ümüzdeki virtual NIC seviyesinde örneğin web 01 ila application 01 arasında bir rule yazmıştık ve iletişimi kısıtlamıştık. Yani şöyle biz if config deyip application 01'in 11.02.11 11.02.11 makinesine ping atamadığını web 01'in application 01'e ping atamadığını biliyoruz. Kuraldan dolayı gateway'ine atıyor. Diğer application 2 makinesine atıyor ama 01'e atamıyor. Sebebini biliyoruz bir önceki uygulamalardan dolayı. Web 01'in virtual nick'ini ekleyeyim. Ve destination olarak source web 01 destination olarak da şurada IP, MAC, layer 2, layer 3 detay yazabilirsiniz veya direkt VNIC ekleyebilirsiniz yine virtual nick. Application 01 dedik. IP adresi, MAC adresine kadar bakın tüm detayları burada mevcut. Advanced Options'da Trace Options'ı, ICMP, TCP, UDP, Timeout Trace'i, Frame seviyesi, Sequence Number, ICMP ID'sine kadar detay belirtebilirsiniz veya by default bırakabilirsiniz. Şu an bir Trace alalım. Web 01 Source Destination App 01. Web 01'den App 01'e şu an canlı bir şey yok. Aktif bir trafik yok. Bakın daha evvelki geçmişi gösterdi örneğin. Hepsi 80.13 makinesi üstünde host ediliyor. Sequence number 0'da VNIC komponent tipi, VNIC komponent name'i. Bir paket alınmış. Komponent tipi firewall. Firewall distributed firewall'a uğramış. Ve paket drop ediliyor. Daha evvelki trafik tipinde trace flow da gösterebiliyor yani. Kısmi zamanlı geriye yönelik olarak. Hangi kuralda takıldığını gösteriyor. Peki web 01'den app 01'e yapmıştık bunu. Web 01'den herhangi bir yere ping atalım. Olumlu anlamda bir sonuç çıktısı alalım. Bu anlık olarak değil. Trace flow'da şuradan şuraya olan iletişimi göster dediğimiz için şu anda onunla ilgili ekstra bir aksiyon göremeyeceğiz. Tekrardan trace edebiliriz. Paket tipini drop ettiğini gösterdi zaten. Paketin geçtiğini görmek veya daha olumlu bir tablo ortaya çıkartmak istiyorsanız ya da
da öyle bir senaryo ortaya çıkartalım ki olumlu olumsuz birçok detayı göstereyim size. Web 0.2 ile Application 0.1 arasındaki trafiği gösterelim son olarak. Switch seviyesinde segment ID detayına kadar bakın mevcut. Trace yaptım. Web 0.2'nin Application 0.1'e olan trafiğine trace alalım dedik. Trace flow'la geriye yönelik analizini. Daha evvelden bir iletişim olduysa hangi kaynaklardan geçti ve ne şekilde sonuçlandı? Uzun sürebilir diyor. Geriye yönelik data toplayacak çünkü. Kabul edeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın hemen gösterdi. Web 0.2'den Application 0.1'e olan trafikte Sequence Number 0'dan 9'a kadar 9 aşamalı bir işlem var. Trace Flow'un çıktısını aldığımızda nerelere uğradığını da rahatlıkla gördük. Bakın V2'ye gelmiş. Ardından 8013'ten Firewall'a geçmiş. Firewall trafiği forward etmiş. Sonra forward edilen trafik Logical Switch'e, Web Switch'ine gitmiş. Ardından Logical Router'a. Logical Router diğer bir interface'den aldığı, yani Web Switch'inden, Logical Switch'inden aldığı paketi Logical Interface Web'den Logical Interface App'e aktarmış. O ilgili switch'ten ilgili firewall'a, firewall receive edip sonra paketi ilgili Logical Interface'e forward edip Destination VNIC, Application VNIC olan iletişim tamamlanmış ve paket gönderilmiş. Dolayısıyla geriye yönelik olarak bakın çıktı olarak da hangi aşamaları izlediğine gayet ciddi bir çıktı detayı da alabiliyorsunuz. Yani NSX'in tool'u da %100'e yakın başarıyla çalışıyor. Hatta %100 diyebiliriz, gördüğünüz gibi tüm çıktıları mevcut. Network Insight ile birlikte buradaki detaylı yetenekleri başka platformlara aktarmak veya daha fazla komponent detayıyla ilgili çıktı almak troubleshoot için çok çok önemli. Tools'u mutlaka Doğu Batı trafiği içerisinde ya da Doğu Batı trafiğinden NSX Distributed Edge Firewall ya da Edge Firewall özelliğini daha doğrusu kullanarak dış dünyayla olan iletişimi de kontrol altına almak veya monitör etmek mümkün. Umarım Tools başlığı ile ilgili verdiğimiz örnek ve uygulamada faydalı olmuştur. İyi seyirler, iyi uygulamalar.